İslam'da sendikaların, işçi ve işverenin yeri nedir? Bu da içtimai bir mesele. İlk asırlarda İslam'da sendikacılık yoktu. İşveren vardı ve iş yapan da vardı. Ve hepsi vazifesini Cenab-ı Hakk'ın mürakabesi altında yapıyorlardı. Kimsenin hakkının yendiğine dair endişesi yoktu. İş yapılmayacağına, yapmayacağına dair de işçiye karşı kimsenin endişesi yoktu. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam yanlarında çalıştırdıkları bendeleri ve hizmetçilerine karşı "Onlar sizin kardeşlerinizdir" buyuruyordu. "Yediklerinizden yedirin, giydiklerinizden giydirin. Takatlarının fevkinde iş tahmil etmeyin. Götüremeyecekleri işi tahmil ederseniz onlara yardımcı olun" buyuruyordu sahih hadiste. Ve bu prensip gönüllere o denli yerleşmişti ki, Ebu Zer radıyallahu anh hazretleri, yanında çalıştırdığı adama giydirdiği kumaşın bir parçasını ona giydiriyordu, bir parçasını da kendisi giyiyordu. "Ya ikiniz de eski giyin veya ikiniz de yeni giyin" dendiği zaman ancak gücüm buna yetiyor. "Arada da bölmezsem adalet edemeyeceğim. Zira Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yediğinizden yedirin, giydiğinizden giydirin. Takatlarının tevkinde iş tahmil etmeyin" buyurmuşlardı. Ve yine Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam, müminler yanlarında çalıştırdıkları hizmetçilerine karşı zayıf ve hasen arası hadisi şerifte, "Teri kurumadan hakkını verin" fermanıyla meseleyi perçinleştiriyordu. Binaenaleyh, işverenin durumu böyle ele alınırsa, işçinin durumu da böyle ele alınırsa, ayrıca dıştan beslenen bir sendika kuvvetine hiç lüzum yoktur. Kaldı ki esasen sendika bugün işçi istismar eden bir müessese haline gelmiştir. Ve gazeteler yazdılar bir kısım sendikacıların en kirli çamaşırlarını dahi şerh ettiler, döktüler milletin enzarına. Utanacak yüzleri var mıydı yok muydu onu bilmiyorum ama fakat utandıracak şeylerden bahsettiler. Aklı başında mütedeyyin vatansever müminler, yanlarında çalıştırdıkları işçilerin tasmin etmelidirler. İhvanukum havalukum, ferman-ı nebevisini çok iyi kavramalıdırlar. Onları ammizadeleri, dayızadeleri, kardeşleri, mümin kardeşleri olarak tanımalıdırlar. Yoksa memlekette kabil iltiyam olmayan yaralar açılacak. Hayat-ı içtimaiyede arkası gelmeyen her cümerç birbirini takip edecek. İçtimai denge ve düzenimiz zirüseber olacak. Cenab-ı Hak bu kötü encamdan bizleri muhafaza buyursun.